Beşinci söz Antalya Milletvekilimiz Sayın Kemal Bülbül'e aittir. Sayın Bülbül, konuşmamız 5 dakika. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Hepinize saygılar Sayın Vekiller. Hoş geldiniz meclisimize Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki YÖK'le ilgili söylenecek çok şey var ama bu YÖK'ün öğüsündeki iki noktayı kaldırsak da yok olsa iyi olacak. Birincisi bu. İkincisi, YÖK eğitim bilimi üzerinde bir vesayet kurumudur. RTÜK bağımsız yayın üzerinde bir vesayet kurumudur. Dip de zaten dibe vurmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı da genel yaşam ve siyaset üzerinde bir vesayet kurumudur. İhraç edilen öğretmenleri, sözleşmeli öğretmenleri biraz önce arkadaşımız anlattı. Ancak bu YÖK'ün bir çekidüzen verilmesi gerektiği aşikar bir konudur. Akdeniz yakası Aydın illeri kuşlar gider bizim Dede Sultan'a. Cemal'in görünce yürüdü dağlar, taşlar gider bizim Dede Sultan'a. Duyduk ki Mustafa Huruc eylemiş Aydın ellerinde Karaburun'da. Bedrettin'in kelamını söylemiş köylünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik. Yapışıp sabanın sapına şol kardeş toprağını biz de bir yol, biz de bir yol sürelim dedik. Oysa ki o topraklardan bakanlar onu üzümü inciri narı, tüyleri baldan sarı, aslan yeleli atlarıyla duvarsız ve sınırsız bir kardeş sofrası gibi açmıştılar. Aşk olsun sana Şeyh Bedrettin, aşk olsun sana Börklüce Mustafa, aşk olsun sana Torlak Kemal. 18 Aralık 1416'da hak ile hak olan Şeyh Bedrettin'i burada sevgi ve saygıyla anıyorum. Sadece Şeyh Bedrettin'den bu yana yapılan katliamları bir başlık halinde 1527 Şah Kalender Çelebi katliamı, Pir Sultan Abdal, Bozoklu Şeyh Celal katliamı, Bozok yaylası kana bulanmıştı arkadaşlar. 1826'da 2. Mahmut, Tanzimat, İttihat ve Meşrutiyet döneminde 6 Mart 17 Haziran 1921'de Koçgiri, 1935-38 arasında Tunceli Kanunu ile yapılanlar, 5-16 Haziran Muğla Ortaca olayları, Kırıkhan, Hatay, Malatya 1978 17 18 Nisan ve dönemin belediye başkanı rahmetli Hamit Fendioğlu'na gönderilen bombayla yapılan provokasyon ve yağma arkasından 19-24 Aralık 1978 Maraş. Sevgili dostlar, Maraş hala kanıyor. Maraş hala bir yaradır ve burada bebek katillerini görüyorsunuz değerli arkadaşlar. 22 Aralık'ta Maraş'ta, Maraş katliamında yitirdiğimiz canları anacağız. Ey kahraman şehir! Kahraman şehirde gittik. Maraş katliamında katledilenlerden sadece 5 kişinin mezarını bulabildik. O kahraman şehir ki aslında Allahu Ekber seslerini emperyalist işgale karşı yapmıştı ama Maraş katliamında katliam yapanlar Allahu Ekber sesini çocuk ve kadın katletmek için yaptılar. Bu katillerin her ne hikmetse Allah'ın Ekber olduğu katliam yaparken aklına geliyor tıpkı IŞİD'liler gibi. Allah Ekber'dir, azizdir, kerimdir ama zalimden de zulmün hesabını soracak kadar azizdir değerli dostlar. Maraş katliamı hala kanayan bir yaradır ve Maraş katliamı davası dosyaları yeniden açılmalıdır. Maraş katliamı ile ilgili rahmetli Bülent Ecevit'in kasasında, çekmecesinde bulunan belgeyi de çok iyi biliyoruz sevgili dostlar. Şimdi buradan özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bizi Serez'e Şeyh Bedrettin anmasına çağıran Trakyalı Bedrettin'i, Gülşan'ı, Bektaşi dostlarım, davetinize niyaz olsun. Çalışmadan dolayı gelemiyoruz. Bu arada şunu belirteyim. Şeyh Bedrettin'in mezarı İstanbul Divan Yolu'nda değerli arkadaşlar. 2. Mahmut Haziresi'ndedir.
Birçok insan bilmez, gidip Divan Yolu'nda bir Şeyh Bedrettin mezarında bir dua okumanızı ya da bizim tabirimizle niyaz olmanızı dileriz değerli arkadaşlar. Şeyh Bedrettin'in mezarının tam karşısında Ziya Gökalp'in görkemli sendikasıyla mezarı, ama Şeyh Bedrettin'in mezarı hak ile yeksan, çünkü görkemliliği biz istemeyiz. Bizim sadık yarimiz kara topraktır sevgili dostlar. Şunu Sayın Bülbül, bir dakika verelim. Maraş katliamı ile ilgili anmalarda değerli arkadaşlar, Sayın Vali, Sayın Emniyet Müdürü, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Yetkililer, biz oraya gidip sadece bir anma yapıyoruz. Yitik mezarları bulmaya çalışıyoruz. Yörük Selim'de yaşayan, hala o acıyı içlerinde, iliklerinde hisseden insanlarımızla hemhal olmaya çalışıyoruz. Bu insani, vicdani, ahlaki bir görevdir. Kimse bunu engellemesin. Tüm katliamlarda ve Genelkurmay Başkanı'nın tabiriyle bu düşük yoğunluklu savaşta canını yitiren Türk, Kürt fark etmiyor, hangi kimlikten olursa olsun, muhabbetle, aşk ile anıyoruz. Savaş bitsin, katliam bitsin, özgürlük, eşitlik, adalet olsun. Türkiye'nin tüm renkleri kendi rengiyle yansısın diye mücadelemiz devam edecek. Sevgiler ve saygılar sunuyorum.